Herkese merhabalar, kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Yeliz Özge Hoca ile derslerimiz devam ediyor ama artık şöyle söylesek daha güzel olacak. Yeliz Özge Hoca ve kızı Akıllı Işıl Öykü ile desek daha doğru olacak. Yazım kurallarını 3 videoda anlattık. Uygulama sorularını Işıl Öykü'ye çözdürdük. Şimdi Işıl Öykü'ye test çözdürüyoruz. Eziyet zamanı. Eziyet ediyorlar bana. Kurtarın. Evet, yazım kuralları testi 1. soruyla başlayalım. Işıl Öykü al eline kalemi. Daha önceki videolarda neden Işıl Öykü'yü yazdırmadım bilmiyorum. Işıl Öykü'ye yazdırmadım. Benim işlerimi çok kolayla. Ama kendi de öğreniyor arkadaşlar. O da LGS öğrencisi. Çok az kaldı diyorum ama daha var olduğunu söyledi. Daha 7. sınıf. Evet. Hangisinin yazımı yanlıştır? Öykü bakalım. Dadaloğlu bir aşıktır. Aşığın üzerinde şapka var. Düzeltme işareti var. Arkadaşlar şapka işareti kalktı mı? Hayır. Karıştırılan sözcüklerde kullanmamız gerekiyor. Tamam mı? Aşık olur, yanlış olur. Aşıktır derken bire doğru koyalım. Bir doğru. Halayla hala gibi değil mi? Hala ve hala gibi. Evet, bir halk aşığıdır. Bu bakımdan da onun aşkı halktan biridir. Bilinç altında yaşattığı bir sevgili değildir. Daha önceki videolarımızda söylemiştik. Alt üst olduğu zaman ikinci sözcükte bilinçaltı nasıl yazılıyor? Birleşik yazılıyor. Aferin, bu da doğru. Peki bir hatırlatma, o zaman da bu hatırlatmayı yapmıştım. Şöyle olsaydı, bilinç dışı yazsaydım yine bitişik mi yazacaktım? Hayır, ayrı yazacağız. Bilinç dışı ayrı, bilinçaltı bitişik yazılır arkadaşlar. Devam edelim. Düşlerde yaşayan, asla gerçek olamayacak kadar kusursuz olan bir aşktan ziyade halktan birine aşıktır derken. Öykü, bu D'da 2 ne ekidir? Düşlerde yaşayan. Bence o bağdaş değil. Değil. Dolayısıyla doğru yazılmış. Evet. Değil mi? Artımızı koyalım. Bu bakımdan da şiirlerinde yazdığı sevgilinin divan şiirlerindeki sevgiliyle alakası yoktur. Arkadaşlar divan edebiyatı, divan şiiri, halk şiiri özel bir dönem belirtmiyor, tür ve tarz bildiriyorsa küçük yazarız. Doğru. Dadaloğlu aşkında biraz karaca olan biraz da kör oğlu vardır derken. Öykü, bu da ne ekidir? Ayrı. Bağlaştır, ek değildir. Dolayısıyla nasıl yazılmalı? Ayrı yazılmalı. İşaretleyelim hangisi yanlışmış? Bakalım, o 5'inciymiş. 5. İşaretleyelim, 5 yanlış. Evet, 1. sorumuz bu kadar. 2 dakika 45 saniyede çözdük. Evet, 2. sorumuz biraz uzun. ÖSYM'de bu tür uzun paragrafları seçiyor arkadaşlar yazım yanlışları konusundan. Çok gıcıklar. Evet, okuyalım bakalım hangisinde D'nin yazımı ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır. Finlandiya'da doğal zenginliklerinden yoksun, kıraç göllerle dolu bir ülkedir. Bir zamanlar işgal altında, yabancı kamçısı altında inlemekteymiş. Bu ülke 60-70 yıl içinde akıllara durgunluk veren bir devrim yapmış. İleri ülkelerle de yaptığı yarışta rekor kırmış. Bir taraftan da yazım yanlışlarını düşünün okurken arkadaşlar. Bakıyor musun Öykü? Bu ilerlemeyi öyle büyük bilim adamları, güçlü liderleri olmadan yapmış ama güçlü nesiller, büyük yurtseverler, çalışmayı seven yurttaşlar, inançları granit gibi sağlam bir toplum yaratmıştır. Ülkenin yetiştirdiği bu insanlar, isimsiz kahramanlar, yer altında çalışan işçiler, halkın aydınlanması için çalışan kültür savaşçılarıdır. Derken, nerede? Yer alt. Değil mi? Peki 1. cümleye bakar mısın? Finlandiya'da. Evet. Finlandiya'da derken arkadaşlar daha ya ayrı yazsak, kesmeyi kaldırsak. Okusak. Finlandiya'da doğal zenginliklerden yoksun, kıraç göllerle dolu bir ülkedir. Desek. Daha D nedir aslında? Bağlaştır. Bağlaç olan D daha nasıl yazılır? Kesme işaretsiz, ayrı yazılır. Tamam. Çok dikkat edelim. Paragrafa öyle güzel yerleştirilmiş ki arkadaşlar farkına varamıyoruz. Çok dikkatli okumamız lazım. Finlandiya dahi, Finlandiya bile. Evet. 3. soruya bakalım. Hangisinde ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bunu Öykü okuyor bize. Hadi bakalım. Kulaklığı takıyorum.
Pandora, Yunan mitolojisindeki çok tanrılı efsanelerin başında gelir. Yunan mitolojisinde her şeyin bir tanrısı vardır ki bu tanrılar birbirleriyle mücadele içindedir. Bu tanrıların her biri olağanüstü yeteneklere sahiptir ve insanlarınki gibi değildir mücadeleleri. Bu sebeple tanrılar dünyasındaki rekabet had safhadadır. Pandora'nınki de bu rekabetin, mücadelenin ve hırsın anlatıldığı efsanelerden. Evet, bulalım bakalım. Ki'nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık. Ki'lere bakalım. Yunan mitolojisindeki tanrılı efsanelerin başına gelir. Bence bu doğru. Evet, buradaki ki sıfat yapan ki. Bu doğru. Ben işaretliyim. Bu sıfat yapan ki. Doğru. Her şeyin bir tanrısı vardır ki. Bence bu da doğru. Çünkü iki cümleyi birbirine bağlayan ki nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Doğru. Bu arada şey her zaman ayrı yazılır. Devam. Ve insanlarınki gibi değildir mücadeleleri. İnsanlarınki, insanların mücadeleleri. Derken bu nedir? İnsanların mücadeleleri derken, mücadeleleri derken bir belirtili isim tamlamasında tamlananın yerine geçtiği için ilgi zamiridir. İlgi zamiri olan ki nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Evet. Bu sebeple tanrılar dünyasındaki rekabet has safhadadır. Dikkat edelim, satır sonuna gelmiş. Ama eğer satır sonuna gelseydi, yani satır sonunda olduğu için birleşik olsaydı buraya bir kesme işareti koyarlardı. Kesme koymamışlar ki. Kesme değil de kısa çizgi, değil mi? Evet, kısa çizgi koyarlar. Sıfat yapım eki olduğu için heceyi ayırırken oraya kısa çizgi gelmesi lazım. Kesme mi dedim ben? Evet, kesme dedin. Bu dolayısıyla bu ki sanki ayrı yazılmış, bağlaş gibi düşünülmüş. Aslında cevabı bulduk, bir de 5'e bakalım. Pandora'nın ki de bu rekabetin, mücadelenin ve hırsın anlatıldığı efsanelerden. Pandora'nın mücadelesi. Mücadelesi derken aynen burada insanların mücadelesi dediğimizdeki gibi ilgi zamiridir. O yüzden nasıl yazılması lazım? Bitişik yazılması lazım. Cevabımız nedir? Değil. Kesme işaretini yalnız söylemeseydin aslında doğruyu düşündün. Soruyu doğru çözdüm bu sefer. Evet, hangisinde yazımla bir ilgili bir yanlışlık vardır? Evet, biz kulaklık değiştiriyoruz. Bugün Türkiye Türkçesinde uzun ünlü yoktur. Hemen bir kural arkadaşlar, Işıl Öykü de dinlesin. Türkçesinde derken şu kelimeyi bir inceleyelim. Türkçe derken şu özel isim mi? Öykü? Evet. Evet. Bu yapım eki mi? Evet. Evet. Kural, özel isimlerden sonra gelen yapım ekleri kesme ek işaretiyle ayrılmaz. Ama bir kuralımız daha var. Özel isimden sonra gelen yapım ekinden sonra bir de çekim eki gelse yine kesme işaretiyle ayrılmaz. Bakalım Hakasça doğru mu? Türkmence bunların hepsi Yakutça'da doğru mu? Buraya kesme getirebilir miyiz? Hayır. Hayır. Özel isim, yapım eki, çekim eki. Kesme işareti var mı? Yok. Onun dışında herhangi bir hata görebiliyor musun Öykü? Hayır. Anadolu sahasında konuşulan Türkçedeki tüm uzun ünlüler Arapça, Farsça kaynaklıdır. Bakın yine aynı şekilde hata görüyor musun Öykü? Görüyorum. Türkçedeki derken ki nasıl yazılır? Birleşik. Türkçedeki ünlüler derken sıfat yapım ekidir, bitişik yazılır. Devam edelim. Bu uzatmalar sadece konuşma dilindedir. Yazarken herhangi bir işaretle de gösterilmez. Hata i̇şaretle var mı? De. İşaretle de derken nasıl yazmamız lazım? Ayrı yazmamız lazım. Çünkü de da nedir? Bağlaştır. Bağlaştır. Bağlaç olan de da her zaman ayrı yazılır diyoruz. Dolayısıyla daha fazla incelemeye gerek yok. Neyi işaretliyoruz? C'yi işaretliyoruz. Ve zor bir soru. Ama bence benim kızım çözer. Kısaltmaların yazımı videosunu izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Bu kuralları biliyorsanız aslında soruyu çözmek çok rahat. Evet. Hatırlıyor musunuz Işıl Öykü? Konuyu anlatırken demiştik ki santimetre, milimetre bunlar uluslararası ölçüler demiştik. A şıkkına bakıyoruz. Onun için kısaltmada nokta var mı? Yok. Yok. Okunuşunu da gelen eki de sözcüğün açılımına göre yapıyorduk. 98 santimetreyi derken doğru mu sence? Doğru. Doğru. Sadece demiştim ki kuruş kısaltması farklıdır. Kr noktadır demiştim ve açılımına göre ek gelir demiştim. O zaman doğru. Almanca ve İngiltere, Almanca ve İngilizce kısaltmalarını vermiştik.
Aynı şekilde kesme olmadan noktayla yaparız ve açılımına göre, açılımın okunuşuna göre yaparız demiştik. Doğru. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda kural neydi? Onu sen bize hatırlat bakalım. Sondaki harfin okunuşuna göre. O zaman şu doğru mu? T, D, K, den. Bence o doğru. Doğru. Peki bu yanlış mı? T, H, Y, dan. Olmaz. Açılımına göre yapmış. Ne olması lazım? T, H, Y, den şeklinde olması lazım. Bakın kuralları bu şekilde biliyorsanız eğer soruyu çok rahat çözersiniz. Ben buraya niye artı koydum? Bu bir eksi. Cevabımız D. Evet, iki sorumuz kaldı arkadaşlar. Hangisinde yazım yanlışı vardır? Öykü çok dikkatli okuyalım. Çünkü zor görebileceğimiz bir soru bence. O zaman biraz bakayım. Sen biraz bak bakalım. Evet, şöyle. Evet, ben şimdi okuyayım bir taraftan. Amca bu cümledeki tavrıyla sanki kolesterole... Evet, yazım doğru. Damar tıkanıklığına, modern tıbba, hatta Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği özel isim, N kesme işaretli ayrılır, meydan okuyor. Burada hata yok. Usta, bana bir kelle paça diyen, ben de çok severim kelle paçayı. Yaşlı amcayı önümdeki yemeği bırakıp seyretmeye başlıyorum. Önümdeki yemek derken bu ki ne kisidir? Sıfat yapan. Sıfat yapan ki. Seyretmeye derken bitişik yazılmış çünkü ses olayı var. Sıkıntı yok. Çorbayı öylesine mutlu, öylesine zevkle içiyor ki. İçiyor, cümle bitti. Acaba onun yaşına başka cümle başladı. O zaman ki nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Ayrı yazılır, doğru. Onun yaşına geldiğim zaman ben de hayattan bu kadar zevk alabilecek miyim diye geçiriyorum aklımdan. D'nin yazımı doğru mu? Ben evet. Dahi, evet. Lokantadan çıkıp şehrin merkezine doğru yöneliyorum. Birinci cümle ki... İkinci cümle, iki cümleyi birbirine bağladığı için burada da sıkıntı yok. Ama devam edelim, başka yerlere de bakalım. Soğuk saklandığı köşe başından çıkıp yüzümü tırmalamaya başlıyor yine. Sence buldun mu? Nerede var? Köşe başında. Köşe başı nasıl yazılır? Birleşik yazılır. Aferin. Benim en sevdiğim başını hatırlamak için örnek oba başı. Evet, devam edelim. Şadırvan'da abdest almaya çalışan birkaç kişi dışında hiç kimse yok. Cevabımız köşe başı olduğu için ne oldu? Denizli oldu. Evet, köşe başı bitişik yazılır. Bakın arkadaşlar, kuralı biliyorsanız kocaman paragraftan şunu çekip çıkarırsınız. Ve son sorumuz, hangi ikisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Şehname'de, ki Şehname bir eserin adı. Firdevs'in derlediği bir destan. İslamiyet'ten önce, yani İran'ın Arap egemenliğine girmeden önceki tarihinde yaşanan olaylar ve kahramanlardan bahsedilir. Öykü inceleyelim. Şehname'de derken de hele ki özel isme gelmiş, çekimeki ayrılır mı? Evet. İslamiyet'ten evet. Derken de aynı. İran özel isim, devlet ismi ayrılır. Burada hata var mı bahsedilir derken? Bence yok. Bahis etmek derken ünlü düşmesi olduğu için bitişik yazılır. Devam edelim. Firdevs'i Şehname'de İran'ın mitolojik efsaneleri, bakın çok tek tek dikkatli okumanız lazım. Ve halk arasındaki menkıbe ve rivayetlerden faydalanmış. 974 yılında Şehname'yi yazmaya başlayan Firdevs'i adeta bir tarihçi gibi rivayetler ve menkıbelerin peşine düşmüş. Sen ben okurken bulduysan söyle. Bilgi zenginliği ve şiirsel dokusuyla şairler için başyapıt... Evet, hangisi? Başyapıt. Kur'an neydi? Başla başlayan sözcükler bitişik yazılır demiştik. Bir tanesi 4. Niteliğindeki Şehname, dünya şiiri literatüründe destan türünün önemli klasikleri arasına girmiştir. Eser birçok dilde çevirilerle... Sen neden buldum? Hangisi? Edebiyat sever. Evet, severlere ayırmayalım. Edebiyat sever, doğa sever, hayvan sever derken nasıl yazıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Aferin. 4 ve... 5 diyoruz. Nerede bizim yeşil kağıdımız? Evet arkadaşlar, yazım kuralları konusunda burada bitirdik. Aslında sözcük türlerine devam ediyorduk ama 9, 10, 11. ve 12. sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı dersinde bu konunun neredeyse kitabın bütününe yayılması sebebiyle, öğrencilerin de isteği sebebiyle yazım kuralları ünitesini başa almış bulunmaktayız. Yazım kuralları ünitemiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kapanışımızı Işıl Öykü yapıyor. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın.
Yani beğenmeyi unutmayın. Yine bana işaret ediyor oradan. Eğer daha fazla bilgi öğrenmek istiyorsanız Facebook ve Instagram hesaplarımızdan bakabilirsiniz. Bence bununla yetmeyecektir çözdükleriniz ki bence yetmez. Bana yetmedi. Ben biraz daha çözeceğim. Daha çok soru çözmeniz gerekmektedir. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi çalışmalar.